Merhaba arkadaşlar. Herkese hayırlı günler, bol kazançlar diliyorum. Şu an ekranda gördüğünüz bir ekran görüntüsü. Telefonuma almışım. Ocak ayında aldığım ekran görüntüsü. O zaman Paribu'da uzun vade hiç satmayacağım, en az bir yıl duracak dediğim coinleri Paribu'dan alıyordum. Günlük böyle TL olarak birden görebilmek için hesabı daha kolay, güzel görünüyor diye uzun vadedeki coinleri burada tutuyordum. Bugün ya bu görüntüyü görünce şaşırdım. Acaba dedim bugün dursaydı bunlar ne kadar olurdu? Hani coin piyasası düştü, işte geri bayağı çekildi. Acaba zararda mı olurduk diye bir bakayım dedim. Ki bunlardan daha öncesinde, yani bu ekran görüntüsünden daha önce de aldıklarım var içlerinde, daha düşükken. Ama o tarih itibariyle, geçen yılın Ocak ayı itibariyle tam bir yıl geçmiş üzerinden bunları bir inceleyelim. Sizler de ilk aldığınız coin üzerinden bunu hesaplayıp işte ya ben de şunu almıştım bu kadar x yapmış bugün hala derseniz yorumlarda biz de fikir sahibi olabiliriz. Yazmak isteyenler de yorumlarda belirtirlerse iyi olur. Şimdi arkadaşlar Ripple almışız. Fiyatı kaç liraymış? O görüntüyü aldığımız sırada 3.08'miş arkadaşlar. 2.229 adet elimizde varmış. Toplam tutarı 6.867 liraymış. Şimdi bugün Ripple'a bakalım arkadaşlar. TRY olarak hepsini ayarladım ki herkesin daha kolay anlayabilmesi açısından. Arkadaşlar Ripple bugün 10 lira 52 kuruş. Hesaplayalım şimdi. Elimizde kaç tane vardı Ripple'ımız? 2.229 adet vardı. 2.229 çarpı, şuradan bakalım, 2.229 adet 10 lira 49 kuruş. 10 lira 49 kuruş. Ne yapıyor arkadaşlar? 23.382 lira yapıyor. Yani Ripple almış olduğumuz geçen yılki Ripple'ımız dursaydı 6.800 liramız 23.382 lira yapıyormuş. Bakalım şuraya yazalım. 23.000 382. 382. Hatta bunu da ne renk yapalım? Kırmızı yapalım. En son toplayalım. Gelelim AVAX'a arkadaşlar. Her zaman favorim olan AVAX'a. AVAX'tan 64 adet varmış. 92 liradan. O zaman 92 liraymış. 5.990 liraymış bedeli. 64 adet AVAX. Bakalım AVAX bugün kaç lira? AVAX bugün kaç lira? 1116 lira. 1116 lira. Bakalım şimdi 1116 lirayı hesaplayalım arkadaşlar. 92 adet 1116 lira. Çarpalım. 92 çarpı 1116 lira eşittir 102.672 lira yapıyor arkadaşlar. 102.672. Doğru mu yazdık bakalım. Bir daha 102.672 noktamızı koyalım. Bakalım arkadaşlar. İnanılmaz. Kırmızıya da çevirdik. Şimdi gelelim Ravencoin'e. Elimizde Raven varmış arkadaşlar. 28.861 adet. Ve kaç liraymış o zaman? 0.17 kuruşmuş. Elimizde 4.917 liralık Raven varmış. Şimdi Raven'e bakalım. Raven kaç liraymış bugün itibariyle? Şu an itibariyle. Raven 1.03, 1.04. Bakalım 1.04. Ben 1.03'ten 0.17'den almışız. 28.861 adet varmış. Buraya yazdım. Şimdi çarpalım. 28.861 adet çarpı 1.03. 1.04 fark etmez. 29.726 lira. 29.726 lira. Bunu da kırmızı yapalım. Doğru mu bir daha kontrol edelim. Evet. 29.726 lira. Link almışız arkadaşlar. Bakın link. Chainlink.
Elimizde 24 adet varmış. 161 liraymış o anki fiyatı. 3947 liralık linkimiz varmış. Bakalım linke. Link şu an 250 lira. 250 lira. Bakalım. 24 adet varmış. 161'den almışız. Şu anki fiyatı 250 lira. Çarpalım. 24 çarpı 250 eşittir 6.000 lira bu yapıyor. Çok fazla kar getirmemiş ama sonuçta zarar da değil. Evet. Diğerine gelelim. Elimizde Doge varmış arkadaşlar. Doge 7.893 adet varmış. 0.26 kuruşmuş o anda. 0.26 kuruş. Bakalım 2.000 lira toplam tutar yatırmışız. Şuradan ben buraya yazmıştım zaten. 0.26. Bakalım Doge'ye. Doge şu an kaç lira? Doge şu anda 2 lira 13 kuruş. 2 lira 13 kuruş. Şöyle yapalım. 13 diyelim. Elimizde 7.893 adet varmış. 7.893 adet çarpı 2 lira 13 kuruş. Ne kadar yapıyor arkadaşlar? 16.812 lira. 16.812 lira. Bunu da kırmızı yapalım. Gelelim. Vaves'imiz varmış. Vaves'e bakalım. Vaves. Evet, Vaves'in şu anki fiyatı 152 lira. Biz kaç liradan almışız ve kaç tane varmış? 31 adet varmış. 50 liradan o zamanki fiyatı 50'ymiş. 1596 lira yatırmışız. Bakalım buraya yazdık. Kaç liraymış? 152.76. 152 diyelim şuraya. Çarpalım. 152 çarpı 50. 31 pardon. 31 eşittir 4.712 lira. 4.712 lira. Bunu da kırmızı yapalım. Şu an almış olduğumuz uzun vade diye yatırsaydık elimizde duran coinler bunlar arkadaşlar. Ripple, Avax, Raven, Link, Doge ve Waves. Bunları şimdi hesaplayalım. Ben şurada bir hesap yapayım hemen. Bunların o dönemde aldığım toplam tutarını hesaplayalım. Ne kadar varmış bakalım. 6.897 lira yatırmışız o dönem. Artı 5.990 artı 4.917 artı 3.947 artı 2.060 artı 1596 eşittir. Arkadaşlar toplam yatırımımız o dönem için 25.407 liraymış. 25.407 lira. Peki bugün diğer bütün yatırımlarımızı şurada bugünkü fiyatlarını toplayalım. Ne kadarmış onlara bakalım. 23.382 liralık Ripple'ımız olacakmış. Bugün eğer dursaydı 6.800 liramız 23.382 lira olacaktı. 382 artı 102.672 en fazla Avax. 5.990 liramız 102.672 lira olacakmış. Artı Raven 4.900 liraymış, 29.726 lira olacakmış. 29.726 lira olacakmış. Artı Link 3.900 liraymış, 6.000 lira olacakmış. 6.000 artı Doge 2.000 liradan 16.000 lira olacakmış. 16.812 artı 1.500 liramız Vaves'te dursaymış 4.700 lira olacakmış. Onu da yazalım. 4.700
712 eşittir. Arkadaşlar, eğer geçen yıl aldığım bu coinleri gerçekten söylediğim gibi bir yıl hiç bozdurmadan tutacağım elimde, satmayacağım demiş olsam ve satmamış olsaydım, 23 bin liramız şurada kaç lira olacakmış arkadaşlar? 183.304 lira olacakmış. 183.304 lira olacakmış. Para bu arkadaşlar. 25 bin liramız 183 bin lira olacakmış. Yani uzun vade işte duramıyoruz, düştüğü zaman satıyoruz, belki hata ediyoruz, belki iyi de yapıyoruz. Hani piyasanın oynaklığını hepimiz yaşadık, biliyoruz, strese giriyoruz. Ama gerçekten o dönemde alınmış coinlerin, şu an buradaki coinlerin hiçbirisi zarar etmemiş. Yani kar etmiş. Ben de böyle bir video hazırlayarak, hani uzun vadede, asla yatırım tavsiyesi değil, ben hiçbir zaman kendim yapmadım zaten. Hani uzun vadede tutulsaydı nasıl olacağı göstermek için önüme bu ekran görüntüsü gelince bir bakayım dedim. Sizin için de böyle bir video hazırlayayım. Hani farklı bir şey olsun dedim. İlginç geldi. İnanın keşke elimizde tutsaydık bazı coinleri, hiç satmasaydık, hiç daha yüksekleri düşünmeseydik. Bugün inanın herkes demek ki bu coinlerde en azından karda olurmuşuz. 25 bin liramız 183 bin lira olarak bize dönecekmiş. İnanılır gibi değil. Ben de şaşırdım inanın hesaplayınca. İnşallah herkes bolca kar eder. İnşallah kimse zarar etmez. Biliyorsunuz ben coin piyasasından çıktım. Ama bu sefer çok kararlı bir şekilde 10 tane coin'i aldım. Ve dedim ki bunu asla bozdurmayacağım bir yıl. Ve dokunmuyorum da. Yani sadece duruyor. Çıkmış, inmiş, yükselmiş. Bakmıyorum bile. Son biliyorsunuz analiz videomda da belirtmiştim zaten. Piyasadan çekildiğimi açıklamıştım. Ve 10 tane coin'i hiçbir dokunmuyorum. Bakalım ne olacak? Düşecek. Daha da zarar ettikleri var. Emin inanın onların içerisinden aldığımdan sonra zarar edenler de oldu. Ama hiç dokunmadan bıraktım. Ve bir yıl boyunca dokunmayacağım. Bakalım nereye gidecek? İnşallah herkes çokça kar eder. Ve mutlu olur diyelim. Hepinizi Allah'a emanet ediyorum. Hayırlı günler diliyorum.